Şimdi muhteşem bir konser geçiyor. Evet. Konserle ilgili bir duygularınızı öğrenebilir miyiz? O duyguları sen söyle. Ben söyleyeyim. Tabii ki benim için çok önemli, çok özel. Hakikaten ben hep söylüyorum, biz aynı çağda yaşadığımız için gurur duyuyorum ben. Selda Bağcan'la aynı dönemde yaşadığımız için. Bir de aynı sahneye çıkmak hakikaten çok özel, çok önemli. Ben albüm kapağında yazdım, hayallerinizden vazgeçmeyin dedim. Benim hayalimdi beraber şarkı söylemek. Yani inanamıyorum, gerçekten inanamıyorum. Birisi beni böyle bir şöyle bir şey yapsın, birisi bana. Yani çok özel. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Bin kere teşekkür ediyorum. Başka bir kelime yok çünkü yani. Yok artık söyleyebileceğim bir şey. Çok teşekkür ederim. Sizin duygularınız? Güzelim benim. Ben de çok memnunum. Yani bayağı bir çaba sarf ettik. Bu albümün çıkışında. Bu albümün yani yerli yerince olması için çok çaba sarf ettik. Özellikle tabii Cenk çok çaba sarf etti. Çok ihtirasla sarıldı bu işe. Ben ondaki o ihtirası ve o arzuyu gördüm. O nedenle ben de elimden geleni yaptım. Çok memnunum ben de. Hakikaten yani hakkını verdik gerçekten şarkıların. Hatta bazılarını benden daha duygulu söyledi yani. Nasıl? 2020 benim için tamam. Bundan sonra artık benim için 2021 falan yok. Yıl bitti benim için. Tamam, burada kaldı. Çünkü en büyük hediyeydi benim için. Teşekkürler.